Sonra ek bilgiler, o formlar, dipnotlar, bilmem neler var diyorsunuz. Örneğin Arge indirimine ilişkin bir ek bilgi dizayn etmiş Maliye Bakanlığı. Ne kadar indirim kullandığını bir satırda istiyor. Ne kadar kullanamadığını da başka bilgi olarak istiyor. O da kendi dünyasından gelecekte onu takip edebilir miyim diye bakıyor. Hani zararlarda da var ya, soruyorsunuz. Efendim biz 2010'da devreden zarar diye bir şey yazmıştık. Şimdi 2015'te onu göstermediğimiz için itiraz ediyorlar, izin de vermiyorlar. Beyannamede gösterirseniz, evet kabul diyorlar. Göstermezseniz, olmaz kardeşim, yokmuş bak, önceki beyannamede bunu göremedik diyorlar. Arge indiriminde de böyle şekli bir koşulu öngörmüş, yer de açmış. Göstermenizi istiyor ama tekrarlıyor. 10 tane Arge indiriminiz, Arge projeniz varsa bunu detayını görmek falan pek de mümkün değil. Kimileri 3 yıl evvel başlamıştır, birileri 7. ayda bu sene başlamıştır vesaire. Üst üste toplanmış bir tane rakamı yazabileceğiniz bir alan var burada zaten. Detayını görmek mümkün değil. Ama bunların endekslenemeyeni var, endekslenemeyeni var. Geçen seneki rakamlarıyla taşınanları var. Veya enflasyon oranında uyuyla taşınanları var. Bunların ayrıntısına, tarihten bakan bir kişinin beyannameye bakarak anlaması pek mümkün değildir. Hatırın indirimi kaldıysa çok az işletmede var. Gelecek yılda devredenin ne olduğunu yine yazmasını istiyor. Şimdi bunlardan sonra, kaba bir beyannameyi hatırladıktan sonra istisnalar kısmına doğru yol alalım. Bu arada şunu da hatırlatabilirim. Beyannamenin içinde bol form var biliyorsunuz. Ortaklara ait bilgiler formu, yöneticiler formu, bilmem ne formu. Bir tanesi önemseniyor şu anda, oldukça önemseniyor. Transfer fiyatlandırması, örtülü kazanç dağıtımı, kontrol edilen yabancı kurum kazancına ilişkin bilgi formu. Buraya yazdığınız bilgiler bilançodakilerle, bilançonun dipnotlarıyla kıyaslanıyor. Riskli firma mı, riskli değil mi diye inceleme seçim sebebi olarak kullanılabilir. Vermemek, yazmamak, boş bırakmak mümkün mü? Değil, onun da yatırımı var. Bilanço yine ek formlardan bir tanesi, gelir tablosu ek formlardan bir tanesi. Bilanço ile gelir tablosunu birbirine bağlayan, oralardan anlam çıkarılmasını sağlayan cümleler, cümlecikler ve rakamlar var. Bunlardan yola çıkılarak yine inceleme seçiminde kullanılan kriterler belirleniyor. Bu belgelerin içine dipnotlar koymanız bekleniyor biliyorsunuz. Gerek vergi usul kanununun beklentisi, gerekse tek düzen hesap planının beklentisi. Koymasak ne olur? Onun da yatırımı var. Dipnotsuz mali tablo olmamalı. Önemli görülenler tabii ki siz yapacaksınız ama kendisinin önemli gördükleri de şablon olarak elinizde var. Örneğin dönemin finansman giderleri diyor. Dönemin amortisman giderleri. Yoksa yoktur demeniz beklemiyor. Varsa nereye yazdığınız bekleniyor. Yatırımın maliyetine yaz, taşıtın şurasına yaz falan diye bir cümle eklemeniz gerekiyor. Bunlar da ek bilgi ama anlamlandırılacak bilgiler. Lehem aleyhem sonuçlanır, yaptığınız işlemin yarattığı karmaşaya bağlı. Beyannamede çelişki gözükmüyorsa sıkıntı yok. Rakamlar bir merak uyandırıyor ise o yine inceleme seçim sebebi olarak kullanılıyor. Hocam, bilançonun kesinleştiği tarih diye bir yer var. Şimdi ben bakıyorum arkadaşların hepsi farklı farklı tarih koyuyor. Siz ne önerirsiniz? Çok tarihi bir tarih değil aslında. 31-12 yazabilirsiniz. 31 Mart yazsanız ne değişir? 25 Nisan yazsanız ne değişir? Genel kurul yapılıyorsa genel kuruldan önceki bir tarih ya da genel kurula sunulan bilançonun tarihini koymak mümkün olur. En doğrusu ne?
Çok önemli bir bilgi değil. Önemli olur. İşlemlerin geçmiş yıla ait olmasının dışında önemseyeceğiniz bir bilgi olarak düşünün. Ocak tarihini yazarız. Şubat olur. 31-12 olursa da yani bir yüzler olur. Bir emanet süresi ilgili biliyorsunuz. Ocak mesleği. Ama bir de biliyorsun emanet süresi var. Belli işletmelerde, her işletmenin için geçerli bir şey. Ama elektronik defterde şu anda değil, o tarih, onaylandığı tarih olduğu için daha tarih olacağız. Defterin onaylama tarihi de, yani şunun çıkarılma tarihi aynı olmak zorunda değildir. Ama yakın bir günde, onun kapanışı olduğu için. Sapmalar olabilir, şöyle düşünelim. Elektronik defterin sonuncusu Aralık ayına ait defterdir. 2015 için elektronik defter aylık düşünülen bir defter söylüyorsunuz. En son işlemler Aralık 2015'e ait işlemlerdir. Aralık 2015'e ait işlemlerin beratının alınması, yani eski noter tasdik işleminin yapılmasına denk gelen işlemin süresi 25 Nisan. Hatta 30 Nisan'dır. 30 Nisan 2016'dır. Bu aynı zamanda defterin kapanış tasdiki demektir. 25 Nisan'da beyanname verip de 30 Nisan tarihine bilanço tarihi olarak atmanız çok anlamlı değil. Hele öncesinde örneğin Mart ayında genel kurul yapmış iseniz, genel kurulda bilançoları atlamışsanız hiç anlamı kalmaz gerideki bir tarihe atmak. Aralık ayına ait beratların alınmasıyla ilgili bazı arkadaşlar da tereddüt buluyor. Aralık biraz farklı. Diğerlerinin hepsinde takip eden 3. ayın sonu. Örneğin Ocak ayı için beratın alınmasının son günü 31 Mart'tır. Şubat için 30 Nisan'dır vesaire. Mayıs'ta mı tanış mesafı var? Ocak için 30 Nisan, Şubat için 31 Mayıs şeklinde 3 ay devam edersiniz. Yalnız Aralık için 3 ekleyerek devam ederseniz mantık biraz şaşar. Ocak, Şubat, Kasım'a kadar olan dönemde 3 ay kural geçerlidir. Aralık ayı için kural 4 aydır. Beyanname ile biraz paralel hükümdür. Ocak ve Aralık'ın özel önemi vardır. Ocak için alınan beyaz anlamı yıllık defterin açılış onayıdır. Aralık için alınan beyaz anlamı da yıllık defter kapandı demektir. Kapanış tasdiki demektir Türkçesi. Yalnız gelir vergisi mükelleflerinde e-defter tutuyorlarsa Mart sonuna kadar göndermesi gerekiyor. Gelir vergisi. Daha teknik konuşalım. Her ikisinde de izleyen yıl içerisinde yıllık beyannamenin verilme tarihini içeren ayın son günüdür. Evet, şimdi istisnalara geçiyoruz. Beyannamede istisnalı kalemlerine neler yazarsak hangi koşullarda hakkımız olduğunu düşünmeliyiz. Ya da hangi koşullar mevcut ise bu kalemlere bir rakam yazabiliriz. Hani beyannamenin gövdesinde alttan üstte böyle yatay yazılı olan bir bölüm var ya, zarar dahil olsa indirilecek istisnalar. O kısma ilişkin konuşuyoruz şu anda. Birincisinin adı iştirak kazançları istisnası. Çok eski bir istisna. Matematiksel bir hata oluşmasın diye konulan bir istisnadır. Teşvik meşvik değildir. İki tane kurumlar ve hepsi mükellefi var elinizde. İki tanesi de beyanname veriyor. Birisi de elde edilen kar dağıtıldığında diğerinin kalemleri arasında. Birisinde belirleme yapıldığı için diğerinde bir kez daha belirleme yapılmasın anlamı taşıyor. Vergide mükerrerliği önlemeyet amaçlayan bir uygulamanın adıdır. Bütün kurumlar vergisi mükelleflerinde geçerlidir. Özel bir şartı filan yoktur. Kâr dağıtmak ikinci de yeni gelir doğuracak için. İkinci şirkette vergi dışı bırakılır. Kâr dağıtmazsa böyle bir kalem yoktur. Yani şirket şirketten kar payı alıyorsa bu kalem gündemde. Hangi yılın kar payı?
Hiç önemli değil. 2000 yılının karı 2015 yılında da artık. Kar payı alan için 2015 yılının gelirleri istisna kalemleri arasına yazılacaktır. Kar payı alan şirket yurt dışındaysa bu istisna çalışmaz. Mükerrerlik diye bir şey yoktur. Az önce bahsettiğim yurt dışında ödenen vergiler, mahsul vesaire orayı kullanacağız. Evet. Orada mükerrerlikten bahsedeceğiniz bir durum yok. Hint devletine ödediğiniz verginin mükerrer olduğu Türk devletinde beyan etmeyelim diyebilecek bir yanı yok. Burada yine iştirak kazancı istisnası kalemine dahil edilmiş birkaç kalem var. Şayet uygulamanız da yoksa hızlı geçebiliriz. Birisi kurucu senetleri, diğeri intifa senetlerinin size sağladığı kar payı. Şirketiz, şirket olarak kurucu senetine sahibiz. Şirketiz, intifa senetine sahibiz, bize kar payı diyor. Bunlar iştirak kazancı istisnası grubunda değerlendirilir. Bunun dışında girişim sermayesi yatırım fonundan katılma belgesi almışız. Biz şirketiz. Bir başka kurumlar vergisi mükellefi olan girişim sermayesi yatırım ortaklığından hisse almışız. Sonra hisseyi satmışız, kar elde etmişiz. Buna da iştirak kazancı istisnası diyorlardı. Bu durum mükellefliğin yanında aynı zamanda bu sektörü teşvik gayesi de taşıyor. Gelir vergisi mükellefi olsanız da var bu istisna. Az evvel bahsettim, beyannamenin üzerinden ayrıca buraya yatırılan paraları da düşmenizi istiyor. Sadece kazançları değil, ayırdığınız rakamları başka kazançlardan olsa dahi düşmenizi istiyor. Daha mükellefsek kullanmayız mı?